Evet çocuklar, geçmişten günümüze ses teknolojilerinin gelişimini inceledikten sonra şimdi sırada sesin şiddeti nasıl değiştirilir, hangi araçlarla sesin şiddetini değiştirebiliriz bunları öğrenelim. Çocuklar, ses teknolojileri sesi kaydedebilen araçları geliştirdiği gibi sesin şiddetini değiştiren araçları da geliştirmiştir. Sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına ne demiştik? Sesin şiddeti demiştik, değil mi çocuklar? Sesin şiddetini değiştirmek için bazı araçlar kullanılır. Bunlar nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim. Megafon. Sesin şiddetini artırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılan alete megafon denilir çocuklar. Megafon nerelerde kullanılır? Nerelerde karşımıza çıkar? Megafon genellikle polisler tarafından trafiği düzenlemek için kullanılır. Aynı zamanda kalabalık ortamlarda sesin uzaklara iletilmesini de megafon sayesinde sağlarız çocuklar. Sesin şiddetini yükselten araçlardan biri de mikrofonlardır. Mikrofon, hoparlör denilen cihaza bağlanarak sesin şiddetinin artması sağlanır. Evet çocuklar, işitme cihazı. İşitme problemi yaşayan bazı insanlar işitme cihazı kullanırlar. Bu cihazlar sayesinde sesin şiddeti artırılarak kişinin daha iyi duyması sağlanır. İşitme cihazı da sesin şiddetini artıran bir araçtır çocuklar. Stetoskop. Doktorlar aklımıza geldi, değil mi? Doktorlar hastaları muayene ederken stetoskop denilen bir alet kullanır. Bu aletle doktorlar kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinlerler. Bu alet, düşük şiddetteki kalp ve akciğerdeki seslerin şiddetini artırarak duyulmasını sağlar. Sesin şiddetini artıran bir diğer araç da stetoskoptur çocuklar. Ultrason cihazı. Ultrason cihazı hastanelerde kullanılan bir cihazdır çocuklar. Ne amaçla kullanıldığını biliyor muyuz? Evet, bazılarımızın bu konuda fikirleri var. Ultrason cihazı, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderir. Bu sesler sayesinde vücudumuzun organlarının iç görüntüsü elde edilmiş olur. Vücudumuzda hastalıklı bölgeler varsa bu cihaz ile tespit edilir. Sesin şiddetini artırmaya yarayan bir diğer cihaz da ultrason cihazıdır çocuklar. Evet çocuklar, şiddetli sese sahip teknolojik araçların bazı olumlu etkileri, bazı da olumsuz etkileri vardır. Bunlar nelerdir? Bildiğiniz gibi ses günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bize iyi gelebileceği gibi bazı durumlarda bizi olumsuz etkileyebilir çocuklar. Çoğumuz kulaklıkla müzik dinlemeyi severiz. Kimi zaman dinlenmek için kulaklık takarız, kimi zaman eğlenceli vakit geçirmek için, kimi zaman da telefon görüşmeleri yapmak için kulaklık kullanırız. Peki işimizi kolaylaştıran bu alet, yani kulaklık, kulak sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Kulaklıkla doğrudan kulağımıza gelen yüksek sesler, işitme sağlığımıza ciddi zararlar verebilir çocuklar. O yüzden kulaklıkla uzun süre ve yüksek şiddette müzik dinlemek, bizim sağlığımıza, kulak sağlığımıza zarar verebilir çocuklar. Yüksek sesin
olumlu ve olumsuz yönleri vardır demiştik. Mesela, bir kalabalığa hitap ederken kullanılan mikrofon sesimizin herkes tarafından duyulmasını sağlar. Bu, yüksek sesin olumlu bir yönüdür. Bu sayede bir sanatçı konser verirken sesinin ve müziğinin geniş bir alana ulaşmasını sağlayabilir. Mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı ne demiştik? Hoparlörlerdir çocuklar. Eğer gerekli ve doğru miktarda kullanıldığında bu cihazları faydalı kullanmış oluruz. Duygu ve düşüncelerimizi konuşarak diğer insanlara aktarırız, değil mi çocuklar? Yurtta veya dünyada olan olaylardan da iletişim yoluyla yine haberdar oluruz. Uzaktaki yakınlarımız ile telefon aracılığı ile iletişim kurarız. Ayrıca çevremizdeki tehlikeli durumlardan duyduğumuz sesler yardımıyla da haberdar olabiliriz. Ambulans, itfaiye, polis gibi acil durumlara müdahale etmesi gereken araçların siren sesleri hayat kurtarıcı değerdedir. Değil mi çocuklar? Bir ambulans veya bir itfaiye acil bir durumda siren seslerini açarak çevreye sesini duyurur ve acil duruma yetişmek için ilerler. Bu da hayat kurtarıcı bir değerdedir. Özellikle büyük ve geniş araçlar geri geri gelirken çocuklar uyarıcı bir ses çıkarır. Bu ses araçların arkasındaki kişileri uyararak olası kazaların önüne geçilmesini sağlar. Bir kamyon ya da bir araç geri geri gelirken bir sinyal sesi çıkarır, değil mi çocuklar? Bunu duyduğumuz zaman oradan çekiliriz veya orada olan kişiler oradan uzaklaşır. Bu da olası kazaların önüne geçilmesini sağlamış olur. Arabalar çalıştıkları andan itibaren motor sesi çıkarmaya başlar. Oluşan mekanik ses şoföre ve yolculara rahatsızlık verebilir. Ancak dışarıda yürürken hareket halinde bir araba olduğunu anlamamız için bu ses gereklidir, değil mi çocuklar? Korna sesi her ne kadar insanları rahatsız etse de trafikte sürücü ve yayaları uyarmamızı sağlar. Çocuklar, insan kulağı belli bir sınıra kadar sesleri normal algılar. Belli bir sınırdan sonra yüksek bütün sesler artık gürültü olmaya başlar. Gürültü de duyma sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Ülkemizde yüksek sesle çalışan cihazların yanında bir uyarı bulunmaktadır. Burada çalışanlar kulak tıkacı kullanmak zorundadır çocuklar. Gürültüye karşı kulak tıkacı kullan uyarısı, yüksek sesle çalışan cihazların yanında bulunan işçiler mutlaka kulak tıkacı kullanmalıdırlar. Yoksa kulak sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir çocuklar. Sürekli yüksek sesli ortamda çalışan bir insanın belli bir süre sonra duyma yetisi azalmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre sürekli yüksek sesli ortamlarda çalışan insanların psikolojik durumları da olumsuz etkilenir. Evet çocuklar, yüksek ses, eğer uzun süre yüksek seste kalırsak tedirginlik, korku, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden olabilir. O yüzden sürekli yüksek sesli ortamlarda bulunmamak gerekir. Eğer böyle bir ortamda çalışıyorsak da ara ara mola vererek kendimizi ve zihnimizi dinlendirmek gerekir. Evet çocuklar. Ses. Sürekli ses, her şeyin sesi, çok fazla ses,
ne oluşturur? Ses kirliliği oluşturur. Ses kirliliğinin olumsuz etkileri nelerdir? Ses kirliliğini önlemek için neler yapmamız gerekir? Gelin bunları hep beraber öğrenelim. Ses kirliliğinin nedenleri. Ses kirliliği, diğer adıyla gürültü, insanların ve hayvanların başta işitme sağlığı olmak üzere ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler. Rahatsız edici, şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etkiye ses kirliliği denir çocuklar. Rahatsız edici olacak, şiddeti yüksek, kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan, makine sesleri ses kirliliği oluşturur çocuklar. Özellikle hızlı büyüyen şehirlerde konut ve sanayi alanlarının şehirlere yakınlaşması, şehirlerde trafik yoğunluğunun artması, mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesi çocuklar, maalesef ses kirliliğini artırmıştır. Hızlı nüfus artışı, plansız ve düzensiz kentleşme, motorlu araçların çıkardığı sesler, sanayileşme ve teknolojinin gelişimi, ses kirliliğini oluşturan önemli etkenler arasındadır çocuklar. Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, motorlu araçların çıkardığı sesler, sanayileşme ve teknolojinin gelişimi, ses kirliliğini oluşturan önemli etmenlermiş. Ses kirliliğine sebep olan diğer etmenler nelerdir? Evet çocuklar, araç, gereç ve makineler ile iş yerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler ses kirliliğine neden olabilir. Yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri ses kirliliğine sebep olabilir. Karayolu, deniz yolu ve hava yolu gibi araçların çıkardığı gürültüler de yine ses kirliliğine neden olur çocuklar. Ses kirliliğine sebep olan diğer etmenler, devam ediyorum. İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler çocuklar. Nelerdir mesela bunlar? Yüksek sesle konuşmak ses kirliliğine neden olur. Spor veya atış alanlarında yapılan faaliyetler ses kirliliğine neden olur. Yüksek sesle dinlenilen müzikler ses kirliliğine neden olur. Aynı zamanda ev araçlarının çıkardığı gürültüler de ses kirliliğine neden olabilir çocuklar. Eğlence ve ticari amaçla çıkan gürültüler, yani açık havada izlenilen sinemalarda çıkan gürültüler, eğlence yerlerinden çıkan gürültüler, açık havalarda verilen konserlerden çıkan gürültüler yine ses kirliliğine neden olur çocuklar. Evet, ne diyor bu küçük çocuk? Sevinç ve mutluluklarımızda silah atmayalım, korna çalmayalım, huzuru bozmayalım. Maalesef çocuklar, insanlar özellikle düğün günlerinde veya eğlence amaçlı arabaların kornalarına basarak ses kirliliği oluşturabiliyorlar. Veya silah sesleriyle, silah atarak, mermi atarak şiddetli sesler çıkarabiliyorlar. Aynı zamanda bunların ölümcül tehlikeleri de olabiliyor. Çevreye ciddi anlamda ses kirliliği oluşturabiliyorlar ve insanların huzurunu bozabiliyorlar. Bizler böyle yapmıyoruz, böyle yapan insanları da uyarıyoruz. Peki ses kirliliği ve insan sağlığı. Ses kirliliği insan sağlığını nasıl etkiler?
Ses kirliliği herkesi etkileyen bir sorundur. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde kalıcı işitme sorunu olduğu birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır çocuklar. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunursak, Allah korusun, işitme sorunu ile, kalıcı işitme sorunu ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Aynı zamanda ses kirliliğinin insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde de olumsuz etkileri olabiliyor çocuklar. Ses kirliliği işitme duyumuzda geçici veya kalıcı etkiler bırakabilir. Geçici etki, işitmedeki duyarlılığımızda geçici bir kayıp oluşturur. Eğer etkilenme çok fazla olursa ve tekrar gürültüye maruz kalınırsa, kalıcı işitme kaybı yani sağırlık gibi bir durum ortaya çıkabilir çocuklar. Bu yüzden ses kirliliğinin olduğu bölgelerden, ses kirliliğinin olduğu yerlerden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyoruz. Ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkiler şunlardır çocuklar. Eğer ses kirliliğine uzun süre maruz kalırsak, insanda kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeğinin büyümesi, solunum hızlanması ve dolaşım bozuklukları, ani refleksler oluşabiliyor çocuklar. Ses kirliliği insan vücudunu bu şekilde olumsuz olarak etkiliyor. Ses kirliliğinin psikolojik etkileri olabilir demiştik. Sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama bunların başında gelir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi de insanlarda korku oluşturabilir çocuklar. Bazen sınıfımızda ya da okulumuzda çok fazla gürültü olduğunda, değil mi? Biz de bundan etkilenebiliyoruz olumsuz şekilde. Peki ses kirliliği var. Bu ses kirliliğine nasıl çözümler getirebiliriz? Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çocuklar birçok çözüm bulunmaktadır. Bu çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Ve en önemlisi, insanların toplu olduğu yerlerde alçak sesle konuşulmalıdır. Yüksek sesle konuşulmamalıdır. Mesela otobüslerde, mesela parklarda, mesela sinema salonlarında, mesela sınıflarımızda, mesela okulda, değil mi? Buralarda yüksek sesle konuşulmamalıdır. Ses kirliliğini önlemek için bir yöntemdir bu. Radyo dinlerken, müzik dinlerken, televizyon izlerken sesin kısık olmasına dikkat edilmelidir. Ses kirliliği oluşmaması için. Seyyar satıcıların yüksek sesle bağırarak ürün satmaları engellenmelidir. Biliyorsunuz mahallelerde veya pazarlarda seyyar satıcılar gezer ve sattıkları ürünü yüksek sesle bağırarak satarlar. Fakat bu durumda insanlar rahatsız olabilir. Bu da ses kirliliğine neden olur çünkü. Ses kirliliğine neden olan iş yerleri, fabrikalar, sanayi siteleri mümkün olduğu kadar şehrin dışında alanlara kurulmalıdır. Özellikle büyük kentlerde kent içi trafiği tıkanmasını önlemek için geniş yollar ve köprülü kavşaklar yapılmalıdır. Bu şekilde araçların çıkardığı sesler de önlenmiş ya da daha azaltılmış olur çocuklar. Az önce de söylemiştik, araç sürücüleri gereksiz yere korna çalmamaları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bu tamamen insanlara düşen bir görevdir. Ses kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde gürültüyü önlemek amacıyla ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. Çocuklar, ağaçlar sesi emer. Bu yüzden ses kirliliğinin yoğun olduğu otoyol kenarlarında özellikle
ağaçlandırma çalışması yapılırsa bu ses kirliliği daha da azaltılmış olacaktır. Şehirler arası yollarda yerleşim yerlerinin taşıtların neden olduğu seslerden etkilenmemesi için yol kenarlarına sesi emen paneller yapılmalıdır. Bu artık günümüz teknolojisiyle birçok yerde yapılabilen bir yöntemdir çocuklar. Evlerimizde inşaat mühendisleri projelerinde komşu duvarlar arasında ve katlar arasında ses yalıtım malzemeleri kullanmalıdır. Ses yalıtım malzemeleri eğer duvarlarımızda varsa çocuklar, üst katta veya alt kattaki sesler birbirine çok daha az gelecektir. Veya dışarıdan gelen sesler evimize çok daha az girecektir. Aynı zamanda evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, matkap gibi çok ses çıkaran makineleri günün erken ve geç saatlerinde kullanmamalıyız. Komşuluk hakkı vardır değil mi çocuklar? İnsanın insan üzerinde hakkı vardır. Kimsenin kimseyi istediği vakit bu araçları çalıştırarak, gürültü yaparak rahatsız etme hakkı yoktur. Evet çocuklar, uzun bir konunun sonuna geldik. Ses teknolojileri ve ses konusunu baştan sona öğrenmiş olduk. Peki neler öğrendik? Kısaca bir özetleyelim. Geçmişten günümüze ses teknolojileri nelerdi? Bunları öğrendik çocuklar. Sesin şiddetini artırmaya yarayan araçların neler olduğunu öğrendik. Ses kirliliğinin nedenleriyle beraber öğrendik. Ses kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini öğrendik. Ve son olarak ses kirliliğini önlemeye yönelik çözümleri öğrenmiş olduk çocuklar. Gelelim ev çalışmalarımıza. Sizlere göndereceğim özet konu anlatımlarını fen bilimleri defterimize özenle yazıyoruz. Daha sonra konu ile ilgili test veya kitaptan yapmanızı istediğim çalışmaları da sırasıyla yapacağız çocuklar. Evet çocuklar, artık benim sesim de tükenmeye başladı. Burada konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Bir dahaki konu anlatımımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.